Bismillahirrahmanirrahim. Bab-ı gusli yevmil cüm'e. Bu bab cüm'e günü gusletmenin beyanındadır. Cüm'e günü gusletmek vacip midir, sünnet midir, müstehap midir? Sonra cüm'e günü gusletmek cüm'e günü için midir yoksa namaz için midir? Bunların hakkında ihtilaf olduğundan dolayı İmam-ı Tahavi bu ihtilafatı beyan ediyor. Evvela birinci hadisten başlıyor. Buyuruyor ki haddesena Muhammed ibn Ali ibn Muhris kâle haddesena Yakub ibn İbrahim kâle haddesena Abi an ibn İshak an Zühriye an Tavus kâle. Tavus dedi ki kultu li ibn Abbas radıyallahu anhuma Abdullah ibn Abbas'a dedim ki zekeru ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kâle. Zikrettiler ki Peygamber Efendimiz buyurmuş İ'tesilû yevmel cüm'e, cüm'e günü gusledin buyurmuş. Ve usilû rûsekum, başınızı yıkayınız. Ve in lem tekûnû cünüben, isterse cünüp olmasanız bile guslediniz, başınızı yıkayınız. Ve sîbû minettîb, güzel kokulardan da isabet ediniz, yani sürününüz. Böyle zikrettiler. Doğru mi? Diye Abdullah ibn Abbas'a sordum. فقال ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس buyurdular ki اما الغسل فنعم اما غسل ediniz dedi ki doğru ve اما الطيب اما güzel koku sürününüz فلا اعلمه ben onu bilmiyorum onu işitmedim ama cuma günü gusl ediniz buyurmuştur Peygamber Efendimiz. İkinci hadis حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال قال طاووس قلت لابن عباس رضي الله عنهما yine Tavus'tan rivayet ediyor. Tavus diyor ki Abdullah bin Abbas'a zikreyledim, söyledim, sordum. Sümme zekere mislehu. Aynı bu hadis-i şerifi rivayet ediyor. Yani hadis bir, rivayet iki. Yine Tahavi başka bir vasıtayla zikrediyor. Haddesene Ebu Bekir kâle, haddesene Ebu Asim kâle, haddesene İbn-i Cüreyd an İbrahim'e bin-i Meysere an Tavus'in an İbn-i Abbas'ın radıyallahu anh mamislehu. Aynı hadisi İmam-ı Tahavi Ebu Bekir'e tarikayla rivayet ediyor. Haddesene İbn-i Merzu kâle, haddesene Affan İbn-i Müslim kâle, haddesene Şu'be an Ebi İshak an Yahya İbn-i Vethab kâle semiyatu racülen. Yahya ibn-i Vessab diyor ki ben bir adamı işittim ki Se'ale ibn-i Ömer radıyallahu anhüma Abdullah ibn-i Ömer'e sormuş enil gusli yevmel cüm'e, cüm'e günü gusül hakkında sormuş. Fekale Abdullah ibn-i Ömer de buyurmuş ki emerena bihi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz bize emreyledi cüm'e günü gusletmekle, yani cüm'e günü guslediniz diye emir buyurmuş. حدثنا فهد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق النافع عن وأن يحيى بن بثاب قال يحيى بن بثاب bir de Ebu İshak Nafi'den ve Yahya ibn Bessab bunların ikisi قال dediler ki semi'ne ibn Ömer radıyallahu anhuma Abdullah ibn Ömer'i işittik yakul buyururdu ki semiyetu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'i işittim. Yekulu zalike, bunu derdi. Yani cüm'e günü guslediniz buyururdu. Haddesene ibn-i Mertu kâle, haddesene Ebu Davud kâle, haddesene Şu'be anil hakem ennehu sami'a nafi'an yuhaddisu. Hakem diyor ki Nafi'ye işittim. Rivayet ediyor da en ibn-i Ömer'e enin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem bidalike. Abdullah ibn-i Ömer Peygamber Efendimiz'den aynı hadisi şerifi rivayet ediyordu. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن الزهري عن حديث ان حديث سالم بن عبد الله عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك اين حديث شريف امام التحاوي ابن مرزوق تاريخ لدى روايه ديور فقه سالم بن عبد الله تعالى. حدثنا يونس قال اخبرنا ابن وهب ان مالكا حدثه النافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك امام التحاوي يونس تاريخ لدى حديث شريف روايه لدي. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب النافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. Evet, yine رسول أكرم فمزدن عين الشريف رواية الذي. حدثنا أبو بكر قال حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
Eyni hadisi şerifi Ebu Bekir tarikiyle de rivayet eyledi İmam-ı Tahavi. Haddesen Abdurrahman ibn-i Carud, Ebu Bişr-i Bağdadi, قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثني ليث بن سعد قال حدثني ابن شهاب بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أين حديث شريف وبيد بن عبد الله بن تريك إلى إمام تحاوي عبد الرحمن تريك إلى رواية ديور حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه حضرة أبو هريرة دن أبو سلمة رواية ديور كي قال سمعت ابن عمر على المنبر عبد الله بن عمر بن منبر دي اشتم يقول ديردي كي ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أنبر أفنمزين ديديني اشتم دنزمي لديديني إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل İza ca'a geldiği vakitte ahadüküm sizden biriniz el cüm'ate cüm'aya geldiğiniz vakitte yani gelecek vakitinizde feliyatasil gusl eylesin. Bunu dediğini işitmediniz mi? Resulullah Efendimiz emretmiş ki cüm'aya giden adam gusl etsin. Haddesena Muhammed ibn Hümeyd kâle haddesena Yahya ibn Abdillah ibn Bükir kâle haddesena Mufaddal ibn Fudale an Ayyâş ibn Abbas an Bükir ibn Abdillah ibn Eşec النافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر Peygamber Efendimizin zevceyi muhteremeleri Hazreti Hafsa radıyallahu anhadan rivayet ediyor. An Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o da Peygamber Efendimizden rivayet ediyor. Ennehu kal. Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdular ki Alâ kulli muhtelimin her bir buluğa ermiş kimse üzerine vaciptir. الرواحُ إلى الجمعة جمعة يكتمك واجبتر وعلى من راح إلى المسجد مسجد giden her bir kimse üzerine de lazımdır el guslu usul buluğa ermiş adam cümeye gidecek cümeye giden adam da gusl edecek böyle rivayet eyledi haddesena Ravh ibn al-Ferec kâle haddesena Ravh ibn al-Ferec kâle haddesena Yahya ibn Abdillah ve Yezid ibn Mevhib وعبد الله بن عباد البصري قال حدثنا المفضل فذكر مثله بإسناده مفضل diyor مفضل'a kadar çıkardıktan sonra aynı hadisi şerifi böylece zikreyledi yani buluğa ermiş bir adamın cümeye gitmesi vaciptir cümeye giden bir adama da husus etmek vaciptir حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا زكريا ابن أبي زايدة عن مسعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عبد الله بن الزبير حضرة عائشة رضي الله عنها دان رواية لديك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنبار فمز كان يأمر أمر درد بالغسل غسل لأمر درد يوم الجمعة جمعة كن جمعة كن غسل اتمك لأمر درد حدثنا فهد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعيد demiş fakat doğrusu Sa'd bin Sa'd ibn İbrahim an Muhammed ibn Abdurrahman ibn Sevban an raculun min ashab an-nabi sallallahu aleyhi ve sellem min el-ansar Ensar'dan bir adamdan Muhammed ibn Abdurrahman ibn Sevban rivayet ediyor fakat o ashabtan olan zaten ismini zikreylemiyor. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ensar'dan olan o zat dedi ki Peygamber Efendimiz buyurdular Hakkun ala kulli müslimin her bir müslim üzerine haktır yani vaciptir. En yağtesile yevmel cüm'e cüm'e günü gasl etmek onun üzerine haktır, vaciptir. Ve en yetatayyebe güzel koku sürünmek min tibin bir kokudan güzel kokudan cüm'e günü sürünmek. İmkâne indehu eğer onun indinde güzel koku var ise onu da sürünmek lazımdır. Haddesene ibn Ebi Davud kâle haddesene Müseddedun kâle haddesene Halid ibn Abdillah an Davud ibn Ebi Hind. Hay başka bir senet. Haddesena Fatun قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد عن داوود Davud'a kadar çıkardı. Her iki rivayette Davud'a geldikten sonra Davud da kimden rivayet eylemiş? En Ebi Zübeyr an Cabir'in an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Zübeyr'den o da Cabir'den o da Peygamber Efendimiz'den rivayet eyledi. قال رسول Efendimiz buyurdular ki El guslu gusül vacibun vaciptir ala kulli müslimin her bir müslüman üzerine vaciptir. Fî küllü üsbu'in bir haftada
yevmin bir gün, yani her haftada bir gün gusletmek vaciptir. Ve huve o gün de yevmül cümeti, cüme günüdür. Yani bir hafta zarfında bir gün vücudunu temizlemesi lazım. Onu da hangi güne getirmesi lazım? Cüme gününe. Cümeden cümeye gusletmesi vaciptir. Bu hadis de bunu beyan etti. Haddesana Yunus kâle haddesana Süfyan an Safvan ibn Selim an Ata ibn Yasar an Ebi Sa'idin el-Hudri. Ebi Sa'idin el-Hudri'den rivayet eyledi. Yebluğu eriştirirdi. Bihi o hadisi en-Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e eriştirirdi. Buyurdu ki يَأَلْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمِ. Cüm'e günü gusletmek her bir mühtelime, yani büluğa ermiş bir adama vaciptir diye Ebu Seyyidin Kudri radıyallahu anh rivayet eyledi. Haddesena Yunus kâle akberen ebn-i Vehbin enne maliken haddesehu. İbn-i Vehb diyor ki Malik, İmam Malik bana rivayet eyledi. An Safvan-ı Safvan'dan. Fezekere bi isnadihi mislehu. Evet, İmam-ı Malik de aynen bu rivayetle, bu senetle rivayet eyledi ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cüm'e günü her bir bülüğe ermiş kimseye gusletmek vaciptir dedi. Haddesena Salih ibn Abdurrahman kâle haddesena Sa'id ibn Mansur kâle haddesena Hüseyin kâle akberena Yezid ibn Ebi Ziyad en Abdurrahman ibn Ebi Leyla enil Bera ibn Azib. Ashab'dan Bera ibn Azib'den Abdurrahman ibn Ebi Leyla rivayet ediyor. Kâle, Bera dedi ki kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdular ki inne minel hakkı ala kulli müslimin, her Müslüman üzerine haktandır. Yani vaciptir ki en yağtesile yevmel cüm'e, cüm'e günü guslede ve en yemezse min tıybin, güzel koku yemezse de sürüne inkâne inde ehlihi, kendi zevcesinin yanında güzel koku varsa o kokudan da ala sürüle fe inlem yekün indahın tıybin, yok onlarda sürünecek öyle güzel bir koku yoksa fe innel ma'a tıybin, su da güzeldir. Yani tertemiz yıkansın, kafi gelir. Kâle Ebu Cafer, İmam-ı Tahavi buyurdu ki fezehebe kavmun, bir kavim bir cemaat sahip oldular ila icabil gusli, guslun vacip olmasını sahip oldular yevmel cüm'eti, cüm'e günü ve ihteccu, ihticac ettiler fi zalik, bu mesele hakkında bihâzî lâsâr, bu hadislerle ihticac ettiler ki cüm'e günü gusül vaciptir dediler. Ve halefehum fi zalike, bu mesele hakkında bunları muhalefet etti. Aharun, diğerleri. Yani cüm'e günü gusletmek vacip değildir, fazilettir dediler. Bunlar da kim? Hanefiler, sonra meşhur olan rivayette Malik, Şafii, Ahmet, rahimahumullah, bunların kavilleri de budur ve amme-i fukahanın kavli de budur. Hatta İbn Abdülber bu mesele hakkında icma vardır dedi. Bunlar ne dediler? Fekalü dediler ki leysel guslu yevmel cüm'eti, cüm'e günü gusül olmadı, bir vacibin vacip olmadı. Velakinnehu cüm'e günü gusül mimma şul bir şeylerdendir ki kad emere bihi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz emreyledi cüm'e günü gusletmeyi limanin, bir takım manalar için ki kad kânet oldu. Yani bir takım manalar ki o cüm'e günü onda vardır. Onun için cüm'e gününde gusletmeyi emreylemiştir. Peki bu manalar nedir? Bunları izah etmek lazım. Feminha, işte o manalardandır. Maşhur bir hadis ki Ruvi yani İbn Abbas radıyallahu anhüma Hazreti Abdullah İbn Abbas'tan rivayet edildi. Fî zâlik cüm'e günü usul hakkında. Haddesena İmam-ı Tahavi diyor ki bize rivayet eyledi Fehdun kâle حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا الدراوردي ها وحدثنا محمد بن خزيمه قال حدثنا الكنبي قال حدثنا الدراوردي قال حدثني عمرو بن ابي عمرو عن اكرمه قال اكرمه روايه الذي قال اكرمه dedi ki سئل ابن عباس عبد الله بن عباس سؤال edildi ان الغسل يوم الجمعه cuma günü gusülün hükmünden sual edildi. Evacibün hüve, cüm'e günü gusül vacip midir? Diye soruldu. Kâle Abdullah ibn Abbas buyurdular ki la, vacip değildir. Velakin tahurun ve khirun. Lakin temizliktir
ve hayırdır. فَمَنْ يَغْتَسَلَ Her kim guslederse فَحَسَنٍ güzeldir. وَمَنْ لَمْ يَغْتَسِلْ gusletmezse فَلَيْسَ عَلَيْهِ بِوَاجِبٍ Ona vacip değildir. Yani günahkar olmaz. وَسَوْخْبِرُكُمْ Ben size haber vereyim ki keyfe bedaa cüm'e günü gusül nasıl başladı bunu size haber vereyim. Diyor Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh'a. كَانَ النَّاسُ nas olduydı meçhudin meşakkatte idiler. Kendim işlerini kendileri görürdüler. يَلْبَسُونَ suf yun elbiseleri giyerdiler. وَيَعْمَلُونَ عَلَى ظُهُورِهِمْ Arkalarında da çalışırdılar taşıyacakları eşyaları. Kendi arkalarında taşırdılar, götürürdüler, getirirdiler. وَكَانَ الْمَسْجِدُ Mescid-i Şerif'te olduydı. طَيِّقًا dar. Ashab-ı Kafi değil, küçük. مُقَارِبَ السَّكْفِ Sekfi alçak. اِنَّمَا هُوَ عَرِيشٌ Ariş yani direkler dikilmiş, üzerine hurma dalları atılmış bir ufak külgelikten ibaret. Üstü de böyleydi. فَخَرِجَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz çıktı. فِي يَوْمٍ حَارٍ Sıcak bir günde. Mescid-i Şerif'e geldi. وَقَدْ عَرَكَ النَّاسُ Nas'ta terlemişler. فِي ذَارِكَ الصُّوفِ O yunlu elbiselerin içerlerinde terleri çıkmış. حَتَّى سَارَتْ Hatta etrafı intişar etti, riyahun kokular. Hatta ağzı, hatta eziyet etti bazıların bazı, bazılarının kokusu bazılarına eziyet etti. Yünlü elbise terlemiş, ondan bir koku çıkmış. Mescid-i Şerif zaten küçük, birbirlerine sıkı sıkı oturmuşlar. Tavanı alçak, bu kötü kokular birbirlerine eziyet etti. Feveceden Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz, duydu tilke riyahe o kokuları. O kokular Peygamber Efendimiz'e de yetişti. Fekale Resulullah Efendimiz buyurdular ki eyyühen nas ey cemaat izâ kâne hâzel yevûm bugün oldu mi? Yani cüm'e günü toplanacaksınız. İşte bu cüm'e günü oldu mi? Fe'tesilû siz guslediniz. Vücudunuzu yıkayınız. Vel yemessâ hedüküm yani sizden biriniz de messesin. Sürünsün. Neyi? Emsele mâ yecidû bulduğu şeyin en güzelini, en efdalini, min dühnihi kokusundan, tıybihi, güzel kokulardan, yağlanırlar ya güzel yağlardan, güzel kokulardan, en güzeli hangisi ise onu da üstüne sürünsün. Tabi bir adam evvela gusletti mi, vücudundaki o kötü koku çıkar, ondan sonra güzel de kokular süründü mi, Mescid-i Şerif'e geldiği ve hatta etrafına güzel koku saçar. Böyle buyurdu. قال ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس dedi buyurdu ki sümme caallahu bil hayr ondan sonra Allahu Teala hayır getirdi. Yani Müslümanlar zengin olmaya başladılar. Ve lebisu gayra suf yun elbiselerinin gayrisini giydiler. Kutundur, kattandır. Yani pamuk elbiseler, keten elbiseleri giydiler. Ve küfu al amele amelede kifayet olundular. Yani evvela hizmetçileri yoktu, sonra hizmetçileri oldu. Hizmetçiler o işleri görmeye başladılar. Ve vüs'a mescidühüm mescitleri de tevsiye olundu. Mescidi Hazreti Osman radıyallahu teala an parasıyla etrafını aldı, tevsiye ettirdi. Fahada İbn Abbas işte Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma yuhbiru haber veriyor ki enne zalikel emrellezi şu bir emir ki kâne min Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den oldu. Bil guslu gusliyle emir oldu. Peygamber Efendimiz evvelde ne dedi? Gusledin de sonra gelin dedi ki bu emir. Lem yekün lil vücub. Vücub için olmadı. Aleyhim Müslümanlar üzerine cüm'e günü gusül vacip de onun için emretmedi. Ve innemâ kâne Rasûlullah Efendimiz'in emri oldu. Li illetin bir sebep için. O da neydi? Vücutları kötü kokuyordu, elbiseleri kötü kokuyordu. Onun için temizlenin de sonra gelin diye emretmişti. Sümme zehebet tilkel illeti. O sebep gitti. Fe zehebel gusül, gusül de gitti. Yani ondan sonra mescit genişlendi. Kendiler temiz elbiseler giydiler. Ve hizmetçileri oldu. Kendileri çalışmadılar. Elbiselerinde öyle bir koku hasıl olmadı. Öyleyse gusül de gitti. Ve huve halbuki Abdullah ibn Abbas ehadümen şul bir kimselerin birisidir ki ruhi anhu ondan rivayet edildi. O da kimden? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den rivayet eyledi ki ennehu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kâne ye'muru bil gusli gusli emrederdi. İşte
gusl ile emr etmeyi yine Abdullah İbni Abbas rivayet etmemiş miydi? Etmişti. İşte o burada da diyor ki bunun sebebi kötü kokuydu. O kötü koku gitti. O sebebiydi. Gusl de gitti. Demek ki gusl vacip değildir, fadilettir. وَقَدْ رُوْيَنَ عَيْشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا Hazreti Aişe radıyallahu anhadan da rivayet edildi. فِي ذَلِكَ Bu mesele hakkında şeyin bir şey. Yani cüm'e günü guslun sebebi nedir? Ondan da bir rivayet var. حَدَّسَنَا يُونُسْ قَالَ حَدَّسَنَا أَنَسُ بْنِ عِيَاد اَنْ يَحْيَ بْنِ سَعِيد هَا وَحَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ حَدَّسَنَا عَلِيُّ بْنِ مَعْبَد قَالَ حَدَّسَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ اَنْ يَحْيَا قَالَ سَأَلْتُ عَمْرَةَ Ubeydullah ibni Yahya diyor ki ben Amret ibn Abdurrahman el Ensari'ye sordum. En gusli yevmil cüm'ati cüm'e gününün guslünün hükmünden sordum. Yani cüm'e günü guslün hükmü nedir? Bunu sordum. Fezekeret Hazreti Amre zikreyledi ki enneha semaet Aişe radıyallahu anha. Hazreti Aişe'yi işittiğini zikreyledi ki tekul Hazreti Aişe buyururdu. Kânen nasu nas olduydı. Ümmâle enfüsihim, kendi nefislerinin ameleleri, hizmetçileri, kendi işlerini kendileri görürdüler. Feyeruhûne, giderdiler. Mescid-i Şerife biheyâtihim, bu çalıştıkları elbiselerle. Fekâle, Resulullah Efendimiz de buyurdu ki, levi ateseltûn, temenni, yani keşke gusletseniz. Burada lev vücub için değil de, yani keşke böyle o çalıştığın elbiseyle o ki geliyorsun, vücudun temiz olsun, bir yıkan da sonra gel. فَهَذِهِ عَيْشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا İşte Hazreti Aişe radıyallahu anha tuhbiru haber veriyor ki بَاَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz اِنَّمَا كَانَ نَدَّبَهُمْ Onları tendib etti اِلَى الْغُسْلِ غُسْلَ teşvik etti gusletmeye. Ne için? لِلْعِلَّةِ اللَّتِي شُول bir sebep için ki اَخْبَرَ بِهَا اُنِ haber verdi. İbn-i Abbas'ın radıyallahu anh'ıma Abdullah bin Abbas haber verdi. O da neydi? Vücudun temizliği. İşte aynı meseleyi Hazreti Aişe de haber verdi. وَاَنَّهُ لَمْ يَجَلْ Peygamber Efendimiz kılmadı. ذَلِكَ جُمْعَ جُنُنْ غُسْلُنِ aleyhim Müslümanlar üzerine hatmen vacip kılmadı. Ya temenni ediyor ki yani gusl edip de temiz gelseniz daha iyi olur. وَهِيَ Hazreti Aişe اَحَدُ مَنْ شُلْبِ kimselerin birisidir ki رَوَيْنَا عَنْهَا biz ondan rivayet eyledik fil fasıl evvel birinci fasıldaki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz kâne ye'muru emrederdi bil gusli gusl ile fî zâlike liyum cüm'e günü cüm'e günü gusl ile emrederdi. Bunu rivayet edenlerden birisi de Hazreti Aişe'ydi. Orada rivayet etti. Öyleyse bu vücub için değil. Baksana burada Hazreti Aişe izah ediyor ki Müslümanlara vaciptir diye değil, başka bir illet var. O da ne? Temizlik. وَقَدْ رُوْيَا اَنْ اُمَرَ بِنْ خَطَّبْ Hazreti Ömer radıyallahu anh'ten de rivayet edildi. مَا يَدُلُّ bir şey rivayet edildi ki delalet eder. نَيَا عَلَى اَنَّ ذَٰلِكَ bu cuma günü gusül لَمْ يَكَ عِنْدَهُ Hazreti Ömer'in indinde vakı olmadı. مَوْقَعَ الْفَرْضِ farz mevkiine vakı olmadı. Yani farzdır diye değil. Hazreti Ömer'e göre de farz değil. Böyle bir rivayet var. O rivayet de şu. حَدَّسَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّسَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قال أخبرنا هشام بن حسان محمد بن سيرين عن ابن عباس أن عمر رضي الله عنه حضرت عمر رضي الله عنه بينما هو يخطب يوم الجمعة جمعة günü خطبة okurken إذ أقبل رجل bir adam geldi ki aşağıda geliyor ya bu gelen adam Hazreti Osman رضي الله عنه idi. فدخل المسجد مسجد girdi. فقال له عمر Hazreti Ömer Hazreti Osman'a dedi ki الآن حين توضأت şimdi mi abdest aldın? Onun sebebi burada hadisi muhtesel getiriyor. Hazreti Ömer dedi ki beklediniz de bu vakitte mi geliyorsunuz? Hazreti Osman dedi ki ben ezanı işittikten sonra ya Mirel Müminin hiçbir şey yapmadım. Hemen usul yaptım, geldim. Abdest aldım, geldim. Hazreti Ömer de teaccüp etti. Dedi ki şimdi abdesti de mi getirdin, ortaya kattın? Resulullah Efendimiz bize gusülle emretmişti. Sen şimdi burada abdest aldım geldim diyorsun. Yani gusül ettim geldim demiyorsun da abdest aldım geldim diyorsun. Fekale Hazreti Osman dedi ki ma zittü ben ziyade etmedim. Heyne semiyetül ezane ezane işittiğim vakitte.
Hala entevaddatu. Abdest almak üzerine hiçbir şey ziyade etmedim. Yani ezanı işittim ama abdest aldım geldim. Sümmeciydi sonra cümleye geldim. Bunu cevap verdi. Özür diledi. Felemma dehal emirul müminin. Abdullah bin Abbas diyor ki emirul müminin namazdan farig olup da kendi yerine gittikten sonra zekkertuhu ben ona hatırlattım. Fekultu dedim ya emirul müminin. Ene semi'tu ma kâle. Hazreti Osman'ın dediğini ben işittim. Yani seni işitmedim fakat onun özür dileyerek söylediğini işittim. Kâle, Hazreti Ömer dedi ki ve ma kâle. Osman ne dedi? Kult Abdullah bin Abbas diyor ki ben dedim ki kâle Hazreti Osman dedi ki ma zittu alâ en tevaddâtu hîne semi'tu nidâ'e sümme akbaltu. Ezanı işittikten sonra ben bir şey ziyade etmedim. Yalnız bir abdest aldım. Abdestten fazla bir şey yapmadım. Sümme akbaltu sonra geldim. Bunu dedi. Fekal Hazreti Ömer dedi ki emma innehu emma Osman kad alime bildi. Enna ümirna. O bildi ki biz emrolunduk. Bi gayri zalike abdestten gayrisiyle emrolunduk. Bir cüm'e gün abdestle emrolunmadık. Abdestin gayrisiyle emrolunduk. Kultu mahva. Abdullah bin Abbas diyor ki ben sordum ki emrolunduğunuz şey neydi? Kâle Hazreti Ömer de buyurdu ki el guslu gusül. Yani Osman da biliyor ki cüm'e günü Resulullah Efendimiz bize gusle emretmişti. Bu ne diyor? Ben abdest aldım. Hiç gusle zikretmiyor. Kultu Abdullah bin Abbas diyor ki bunu işitince dedim ki peki Resulullah Efendimiz gusletmeyi emreyledi. Entüm eyyühel muhacirûne el evvelûn. Ey evvel hicret eden kimseler siz mi emrolundunuz gusletmekle? Emin nasu cemiyen yoksa bütün nas mı emredildi? Cüm'e günü gusletmek muhacirlere mi mahsustur yoksa bütün nasa mı mahsustur? Kâle Hazreti Ömer dedi ki la edri. Onu bilmiyorum. Şu muhacirin evvelin kim? Muhacirler tabi Mekke'nin fethine kadar derece derece takım takım hicret oldu. Fakat muhacirun evvelun hakkında birkaç tarif var. En evlası iki kıbleye namaz kılanlardır. Kıblenin tehvilinden evvel hicret edilmiş, gelmiş, Kudüs'e doğru namaz kılmışlar, sonraya da Kabe'ye doğru kılmışlar. İşte muhacirun evvelun budur. Bazıları da diyor ki Bedir'e hazır olanlar, Bedir gününe kadar hicret edip gelenler, bunlar muhacirun evvelundur. Bazıları da diyor ki Bi'atur Ridvan'a kadar hicret edip gelenler, muhacirun evvelundur. Ötekiler de muhacir ama evvelin kısmına dahil değil. Şimdi burada Abdullah bin Abbas diyor ki ya emirel müminin siz husulle emredildiniz. Osman da biliyordu bunu. Sen de biliyorsun. Fakat muhacirun evvelun mi bu husulle mükellef idi yoksa bütün Müslümanlar mı? Hazreti Ömer ne dedi? La edri. Bunu bilmiyorum. Vacip bütün ümmeti Muhammed'e vacip olsa bilmesi lazım idi. Haddesena Yunus. Kale haddesena ibn Vehbin. Enne maliken haddesehu. An ibn Şihabin. An Salim ibn Abdillah. Kale dehala racülün. Salim ibn Abdullah, Abdullah ibn Ömer'in oğlu Hazreti Salim diyor ki bir adam girdi ki o yine Hazreti Osman min eshabi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah'ın eshabından bir adam girdi el mescide, mescide yevmel cüm'e. Cüm'e günü girdi ve Ömer ibn al-Khattab radıyallahu anh yahtubu. Hazreti Ömer de minberde hutbe okuyordu. Fekal Ömer radıyallahu anh Hazreti Ömer dedi ki eyyetü sa'atin hadihi bu hangi saattir? Yani şimdiye kadar niye cumaya erken gelmedin, durdun durdun da imam hutbeye çıkmış, hutbede iken geldi. Yani bunu inkar tarikiyle Hazreti Ömer, tevbih tarikiyle Hazreti Osman'a söylüyor. Fekal Hazreti Osman dedi ki ya emirel müminin, inkalebtu mine suk. Ben çarşıdan döndüm. Fesemiyetun nida, ezanı işittim. Fema zittu, ziyade etmedim ala entevaddatu. Abdest almak üzerine bir şey ziyade etmedim. Yalnız bir abdest aldım. Fekal Ömer, Hazreti Ömer dedi ki el vudu'a eyda, yani şimdi abdesti mi söylüyorsun? Abdest aldım diyorsun. Ve kad alimte, sen bildin ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz kâne ye'muru bil gusli, cüm'e günü gusülle emrediyordu. Sen şimdi diyorsun ki abdest aldım. Yani gusül de etmemişsin. Kale Malikün, Ravi İmam-ı Malik diyor ki وَالرَّجُلُ bu hadiste gelen adam, mescide giren adam Osman ibn Affan radıyallahu anh. Hazreti Osman idi. Haddesene ibn-i Ebi Davud. Kale haddesene Abdullah ibn-i Muhammed ibn-i Esma.
قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري عن سالم عن أبيه مثله. İmam-ı Tahavi bu hadisi şerifi bir de İbn-i Ebu Davud Tarik ile rivayet ediyor. Aynı hadisi şerif. Yani Hazreti Ömer ile Hazreti Osman'ın muhaberesini. Gayre ennehu yalnız bu İbn-i Ebu Davud'un rivayetinde lem yezkür zikri eylemedi kavle Malik ennehu Osman'u radıyallahu anh. O adam Osman idi diye birinci senette zikredildi. Bu ikinci senette bu yok. Bu adam kim idi diye bu izah yok. حدثنا أبو بكر قال حدثنا حسين بن مهدي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر مثله. إمام التحاوي أبو بكر طريقي لدى أين حديث شريف رواية اليور. حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال حدثنا الوليد عن الأبزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. إمام التحاوي أبو هريرة دم بالحديث رواية اليور. بير دا yine İmam-ı Tahavi diyor ki ve haddesene Ebu Bekret'e. Ebu Bekre de rivayet eyledi. Eyn hadisi şerifi. Kale haddesene Ebu Davud. Kale haddesene Harb ibn-i Şeddat. Kale haddesene Yahya. Kale haddesene Ebu Seleme. Kale haddesene Ebu Hureyre. Şimdi yukarıda Muhammed ibn-i Abdillah tarikiyle, burada da Ebu Bekre tarikiyle İmam-ı Tahavi senedi müttasil ile Ebu Hureyre'ye kadar rivayet ediyor. Ebu Hureyre ne buyurmuş? Kale Ebu Hureyre buyurdu ki beynema Ömer yahtubun nas. Ömer nasa hutbe okurken izdehali Osman ibn Affan. Osman ibn Affan mescide girdi radıyallahu anh. Fa'arrada lehu Ömer radıyallahu anh. Hazreti Ömer radıyallahu anh ona tahriz etti. Ve kale dedi ki ma balu ricali. Şu adamların işi nedir ki yeteekharune. Geç kalırlar ba'den nida. Ezanı işittikten sonra tehir ederler. Ezanı işidir, işitmez, mescide gelmiyor da tehir ediyor, ta imam hutbedeyken geliyor. Bunların hali nedir, niye böyle yapıyorlar diye. Hazreti Osman'a işittirmek istedi. Sümme zekere mislehu. Sonra eynen yukarıdaki geçen gibi zikreyledi ki, yani Hazreti Osman da özür diledi ki, ya amirel müminin ben ezanı işittim, abdestten başka bir şey yapmadım. O da diyor ki, bir de bir abdesti getirdin, araya soktun. Halbuki Resulullah Efendimiz bize gusülle emreylemişti. Sen gusül etmedin de abdest aldın geldin. Ve haddesena Fahdun, kâle haddesena Ebu Gassan, kâle haddesena Cüveyriye, an Nafi' an İbni Ömer radıyallahu anhu. Abdullah İbni Ömer'den Fahd Tergil İmami Tahavi rivayet ediyor ki, enne racülen minel muhacirine levvelin. Muhacirin evvelinden bir adam. İşte yine Hazreti Osman. فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ Mescide girdi ve Ömer'u yahtubu. Ömer de hutbe okuyordu. فَنَادَاهُ Ömer. Hazreti Ömer ona çağırdı. اَيَّتُ سَاعَةٍ هَذِي Bu hangi saattir? Yani geldiğine bir baksana, bu hangi saatte geliyorsun? فَقَالَ Bu adam dedi ki مَا كَانَ اِلَّا الْوُضُوُ Ben hiçbir şey yapmadım, illa bir abdest var. Hiçbir şey yok, illa abdest var. ثُمَّ الْاِقْبَالِ Sonra da mescide gelmek. Abdest, mescide gelmek var. فَقَالَ Ömer. Ömer dedi ki وَالْوُضُوَ اَيْدَ Sen abdesti de mi burada zikrediyorsun? وَقَدْ عَلِمْتَ Sen bildin ki اَنَّا كُنَّا نُؤْمَرْ Biz Resulullah Efendimiz zamanında emrolunur idik. Bil gusli gusliyle, gusliyle emrolunur idik. Şimdi sen diyorsun ki abdest aldım da geldim. Yani niye gusl etmedin? Şimdi bunlardan anlaşılıyor. Ne anlaşılıyor? Hazreti Ömer, Hazreti Osman'a tarif etmiş ki sen abdesti aldın geldim. Aldım geldim diyorsun. Halbuki bize Resulullah Efendimiz gusle emretmişti. Kale Ebu Cafer İmam-ı Tahavi diyor ki fefi hadihil asar bu eserlerde orucudur. Gayru manen şu mananın gayrisi orucudur. Bu gayr de ne? Öyle gayr-i mana ki yenfi vücubel gusli guslün vacib olduğunu nefyeden bir mana orucudur. Yani bunları delil getiriyor ki bunlar bak usulde emir olunurdu. Halbuki bunları incelersek ise bunlar da usulün vacip olmadığı meydana çıkıyor. Bunlarda bu delalet var. Delalet nasıl? Nasıl manalar var? Nasıl o manalarının anlaşılır ki usul vacip değildir? Emma ahaduha. Bu manaların birisi fe inne Osman Hazreti Osman lem yahtasil. Cuma günü usul etmedi. Ve iktifa bil vudu. Abdest ile iktifa etti. Vakat kâle Ömer, Hazreti Ömer de dedi ki قَدْ عَلِمْتَ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ Ya Osman sen bildin ki Resulullah Efendimiz kâne yâmuruna bize emrederdi, bil gusli gusli emrederdi.
Hazreti Osman huslede emrolunduğunu bildiği halde niçin abdest aldı da geldi, husletmedi? Bundan anlaşılıyor ki husletmeyle emretti ama istihbaben, yani vücuben değil. Eğer vücuben olsa muhakkak husletmesi lazımdı. Bir bu. وَلَمْ يَمُرْهُ Hazreti Osman'a da emreylemedi. Ömer eyza, yine yukarıdaki gibi bir rücu ile dön git, huslet demedi. Ne için rücu ile? Emri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in emri için. İyyahu Hazreti Osman'a bil husle. Yani biz husle emrolunur idik. Binaenaleyh sen husletmemişsen Resulullah'ın emri var, git huslet diye onu gerisin geri çevirmedi. Bu da delalet ediyor ki usul vacip değildir. Fefî zâlike, işte bu meselede orucudur. Delilün delil orucudur ki alâ annel usdellezî ol bir usul ki kâne emara bihi, Peygamber Efendimiz emreyledi. Lem yekün indehuma, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman'ın indinde bu usul olmadı. Alel vücub, vücub üzerine olmadı. Yani farz değildi. Ve innemâ kâne, o usul olduydı. Li illeti mâ şul, bir sebeple oldu ki قَالَ بُنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا وَعَيْشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا Hazreti Abbas ile Hazreti Ayşe'nin emir buyurdukları sebepler dolayısıyla oldu idi. Yani mescit küçük, millet kendi işlerini kendileri görüyor, vücutları kirleniyor, yünlü elbiseler giymişler, kokuyor. O kokunun izalesi için Peygamber Efendimiz husilde emreylemişti. Evli gayri zalik, yahut da başka bir şey için, bu değil de başka bir sebeple, vacip değil de başka bir sebepten dolayı Resulullah Efendimiz husletmeyi emreylemişti. Buna delalet var. Velev le zalik, eğer bu öyle olmasa, yani bizim dediğimiz gibi husul vacip olarak emredilmedi, başka bir illet için emredildi. Yoksa eğer böyle olmasa da illa ümmeti Muhammed'e cuma günü husletmek vaciptir, Peygamber Efendimiz böyle emretmiştir, farzdır. Böyle olsa ma terekehu Osman'u radıyallahu anh, Hazreti Osman bunu terk etmezdi. Vacibi farzı Hazreti Osman terk etmez. Ve lema seket Ömer radıyallahu anh, Hazreti Ömer de sükut etmezdi. An emrihi iyyahu, Hazreti Osman'a emrettiğinde bir rücu ile emrinden sükut etmezdi. Ona emrederdi ki sana farz, git evinde huslet gel derdi. Hatta yatasıyla huslet dinleyinceye kadar rücu ile emrederdi. Yani git huslet. Ve zalike, bu Hazreti Ömer ile Hazreti Osman'ın bu muhaveresi de oldu. Ve hadreti ashabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resul-i Ekrem Efendimiz'in huzurunda oldu. Resul-i Ekrem'in ashabi huzurunda oldu. Ellezine, öyle ashab ki kat sem'u zalike, gusliler, cuma günü gusletmeyi işittiler. Minen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den işittiler, cuma günü guslediniz diye bu emri işittilerdi. Onların huzurunda oldu bu. Kema semi'ahu Ömer. Ömer nasıl işittiyse ve ashab da öyle işittilerdi. Ve alimu, bilmişlerdi. Me'anahu, bunun me'anasını. Ellezi, öyle me'ana ki eradehu, Peygamber Efendimiz murad etti. Peygamber Efendimiz ne için emretti? Bunu da ashab-ı kiram da bildi, Ömer bildiği gibi. Felem yunkiru min zalike şeyen. Bundan bir şey inkar etmediler. Yani Hazreti Ömer bunu böyle dedi. Ondan sonra Hazreti Osman da git, dön, abdest, guslet, gel demedi. Hazreti Osman da abdesti aldı, gusletmeksizin geldi, cuma yıkıldı. Bunu da inkar etmediler. وَلَمْ يَأْمُرُوا بِخِلَافِهِ Bunun hilafini de emretmedi. وَذَٰلِكَ بِحَذْرَةِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَلَّذ۪ينَ قَدْ سَمِعُوا ذَٰلِكَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَمَا سَمِعُوا عُمَرْ وَعَلِمُوا مَعْنَاهُ الَّذ۪ي أَرَادَهُ فَلَمْ يُنْكِرُوا مِنْ ذَٰلِكَ شَيْئًا وَلَمْ يَأْمُرُوا بِخِلَافِهِ İşte Hazreti Ömer ile Hazreti Osman radıyallahu anhümanın arasında olan bu muhavere ashab-ı kiramın huzurunda oldu. Onlar da bunu işittiler. Peygamber Efendimiz'den de işitmiştiler cüm'e günü husletmeyi. Hazreti Ömer işittiği gibi, Hazreti Osman işittiği gibi ashab-ı kiram da işitmişti. وَعَلِمُوا مَعْنَاهُ الَّذ۪ي O hadisin manasını da bildiler. اَلَّذ۪ي öyle mana ki اَرَادَهُ Peygamber Efendimiz onun manası nedir? O hadisin manasını da bildilerdi. Ki o da yukarıda geçiyor. İbn-i Abbas ve Hazreti Aişe radıyallahu anh'ın rivayetlerine göre nezafetten ibaret idi. فَلَمْ يُنْكِرُوا inkar etmediler min zâlike bundan şeyen hiçbir şey inkar etmediler ki
İbn Abbas'ın dediği doğru değil, yahut da Ayşe'nin dediği doğru değil, yahut da Ömer Osman'a böyle dedi, Osman böyle dedi, bunlar doğru değildir diye bir inkar da olmadı. Ve lem yemuru emret eylemediler bi hilafi, bunun hilafına da emreylemediler ki mesela ya emirel müminin sen bunu yanlış söylüyorsun, yahut da ya Osman sen bunu yanlış yapıyorsun demediler. Fe fi hâzâ, işte bunda orucudur. İcma'un minhum, ashab-ı kiramdan icma orucudur. Alâ nefhi vücubil gusli, guslün vücubunun nefhine icma orucudur. Yani cüm'e günü gusül vacip değildir. Buna icma vardır. Bundan bu anlaşıldı. Ve kad ruviyan Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den rivayet edildi. Mâ ul bi şey ki yedüllü delalet eder alâ enne zâlik, cüm'e günü gusletmek kâne oldu min terîkil ihtiyar, ihtiyar terîkinden, ihtiyar yoluyla oldu. Yani isteyen gusletsin, isteyen etmesin. Ve isabetil fadli, fadilete isabet terîkinden oldu. Yani fazilet almak için cüm'e günü gusletsin de sevap alsın. Buna delalet eden bir hadis-i şerif de geldi. O hadis-i şerif de şu: Haddesena İbrahim ibn-i Mevzu, kâle haddesena Yakub-ül Hazremiyyü, قال حدثنا الربيع بن سبيح عن الحسن وعن يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله عنه قال حضرت أنس رضي الله عنه buyurdular ki قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz buyurdular ki من توضأ يوم الجمعة, her kim cüm'e günü abdest alırsa sebiha, ne güzel, ne güzel bir haslet, abdest aldı cüm'eye gitti, ve nimet, bu hasletle ne güzel bir haslet oldu. Ve men yuğtesele gusl ederse fel gusl gusül hasenin, daha güzeldir. Cüme günü abdest aldı gitti cümeye. Bu bir güzel hasret. Ama gusl ederse daha afdal. Şimdi bu hadisi şeriften anlaşıldı ki cüme günü gusl etmek farz değil. Fakat fazilet almak için daha güzel, daha sevaplı. Haddesene ibn-i Merzuk, kâle haddesene Affan, kâle haddesene Hammam. Ha, ve haddesena Fatun, kâle haddesena Ebu'l Velid, kâle haddesena Hammâmın en Katâdete anil Hasan en Semûrete. Hasan-ı Besri Semûre'den rivayet edilir. Semûre tübni Cündebül Fezâri, ki bu diyor Saduk idi ve emanete azim idi ve haricileri hiç sevmezdi bu zat. Semûre radıyallahu anh bu rivayet ediyor. Anil Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den rivayet ediyor. Mislehu, aynı hadis-i şerifin mislini ki men tavadda yevmel cüm'ati feddiha ve ni'met ve men yatasele fel gusse ahsen. Bir adam cüm'e günü abdest alırsa ne güzeldir. Ama gusse ederse daha iyidir. Gayre ennehu kal. Evet. Şu kadar var ki bu rivayette dedi ve men yatasele fel gusse ahsen. Yukarkinde fel gusle hasen dedi. Ve men yatasele fel gusle hasen. Bunda da ve men yatasele fel gusle hasen. Gusle ederse gusul daha hasendir. Haddesena Ahmed ibn Khalid el-Bağdadi yukale haddesena Ali ibn el-Ca'd kale akberene Rabi'u ibn Sabih ve Süfyan el-Sevri an Yezid el-Rakkaşi an Anas ibn Malik an el-Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem mislehu, eyn hadisi şerifi İmam-ı Tahavi başka bir senetle daha rivayet ediyor. حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا عبيد بن إسحاق الأطار قال أخبرنا قيس بن الربيع عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. Şimdi yukarıdaki hadisi şerifi, evet, Hazreti Enes'ten evvela rivayet eyledi, ondan sonra Semure'den rivayet eyledi, ondan sonra yine Enes İbni Malik'ten başka bir senetle rivayet eyledi. Burada da Hazreti Cabir'den rivayet eyledi. Haddesene ibn Ebi Davud kâle haddesene Halid ibn Haliyyil Hemsi kâle haddesene Muhammed ibn Harb kâle haddesene Dahhâk ibn Humretel Ümlûki anil Haccâc ibn Arta an İbrahim el Muhacir anil Hasan ibn Ebil Hasan an Enes İbni Malik anil Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. İmam-ı Tahavi Enes İbni Malik'ten başka bir senetle yine hadis-i şerifi rivayet ediyor. Kale Resulullah Efendimiz buyurdular ki men tavadda yevmel cüm'ati febiha, her kim cüm'e günü abdest alırsa febiha, ne güzeldir ve nimet, ne güzel oldu. Ve kad eddel farta, o farzı eda etti. Abdest aldı, farzını yerine getirdi.
ve men iğtesele gusl ederse fel guslu efsel, gusl daha faziletlidir, daha sevaplıdır. Tebeyyene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz beyan buyurdular ki hadel hadis, bu hadiste ki ennel farda fard olan huvel vudu, abdesttir. Ve ennel gusle gusül de eftalü, daha eftaldir. Ne için? Lima bir şey için eftaldir ki yunalu bih, o gusül sebebiyle nail olunur minel fadli, fadiletten, sevaptan. La ala ennehu fardun, yoksa gusül farzdır, onun için değil. Ya gusül de fazilet fazladır, bu fadileti elde etmek için gusletmek daha eftaldir. Bu da hadis-i şerifte beyan buyuruldu. Fe'in ihtecce muhteccün fi vücubi zâlik. Guslün vücubuna gâil olanlardan bir kimse gelse de hüccet getirse ki hayır, gusletmek vaciptir, bizim de delilimiz vardır, sana hüccet getiriyoruz. Ne ile? Bima şöyle bir hadis ile ihticac etse ki ruvi an Aliyyin ve Sa'din ve Ebi Katadete ve Ebi Hureyre'te radıyallahu anh. Diyor ki bak biz Hazreti Ali ve Hazreti Sa'd, Ebi Katade, Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet ettiğimiz hadislerde gusül vaciptir. Sen bu vacip değildir diyorsun ya, bu sahabelerin rivayetine ne diyeceksin? Onları da zikrediyor. Diyor ki haddesene ibn-i Merzuk, kâle haddesene Vehbun, kâle haddesene Şöbe, an Zeyd ibn-i Ebi Ziyad, an Abdillah ibn-i Haris, kâle küntü kâiden me'a Sa'd. Sa'd ibn-i Vakkas'tan rivayet var dedi ya, işte bunu diyor ki, bak Abdullah ibn-i Haris diyor ki, ben Sa'd ibn-i Ebi Vakkas'ta oturuyordum. Fezekerel gusle yevmel cüm'e, cüm'e gününü gusli zikreyledi. Fekâle ibn-i oğlu dedi ki, felem âtesil, ben gusletmedim. Yani burada şerhte de beyan ediliyor ki, o cüm'e günü gusül lazımdır buyurmuş Sa'd. Oğluna sormuş ki guslettin mi? Oğlu da demiş ki felem hafesil, ben gusleylemedim. Fekale Sa'dun, Sa'd ibn Ebi Vakkas buyurdular ki ma kuntu era, ben görmem, Müslüme Müslüm görmem. Kimi? Ve yede'ul gusle, gusli terk edeni Müslüm görmem. Yevmel cüm'ati, cüm'e günü gusli terk edeni ben Müslüm görmem. Öyleyse cüm'e günü gusletmek farz oldu. Çünkü gusletmeyeni Sa'd ibn Ebi Vakkas Müslüman görmüyor. Haddesene ibn-i Merzuk kâle, haddesene Yakub ibn-i İshak kâle, haddesene Şöbe kâle, ahbereni Amr ibn-i Murre enzazan kâle, se'eltu Aliyyen radıyallahu anh, ben Hazreti Ali kerramallahu ve şeviye sordum anil guslu gusulde, yani cüm'e günü guslun hükmü nedir diye sordum. Fekâle buyurdu ki iğtesil guslet izâşite, dilersen dilersen guslet. Dilersen guslet muhayyer bırakıyor insanı. Böyle dedi. Fekultu, ravi kim? Ravi Zazan diyor ki ben dedim ki innema es'eluke, ben sana soruyorum ya emirel müminin anil guslil dedi. Şöyle bir gusülden soruyorum ki huvel guslu, o gusuldür. Yani sevabı olan gusülü soruyorum. İstersen guslet demekle herhangi bir guslü sormuyorum. Sevabı olan guslü soruyorum. Kale Hazreti Ali kerramallahu veşe buyurdu ki yevmel cüm'ati ve yevme arefe ve yevmel fıtri ve yevmel adha. Sevabı olan gusül işte bu günlerde olur. Dört gün. Cüm'e günü, arefe günü, fitir bayramında, adha bayramında, kurban bayramında. Bunların fadileti vardır. Haddesena Yunus kâle, haddesena Süfyan en amrin ve an tavusin kâle semiyete Ebu Hureyre'te yakul. Amr ibn Tavus diyor ki ben eşittim Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh buyuruyordu. Yakulu derdi ki Hakkullahi vacibun ala kulli muslim. Hakkullah Allah'ın hakkıdır. Vacibi vaciptir. Ala kulli muslimin, her müslim üzerine. Fi kulli seb'ate eyyam, her yedi günde hakkı, Allah'ın hakkıdır. Müslümana vaciptir. Ne? Ya tesilu usledir. Ve yasilu minhu, kendisinden de yıkar. Külle şeyin, her bir şey. Yani hem gusleder hem de elbisesini tertemiz yıkar. Ve yemessu tiben, hem de güzel kokular sürünür. İnkâne li ehlihi, kendi ehlinin kokuları varsa ondan da sürünür. Haddesena Rabi'ul Mu'ezzinu kâle, haddesena Şâbetu kâle, haddesena Leysu an Yezid ebni Ebi Habib enne Mus'ab ebni Sabit. Mus'ab ebni Sabit dedi ki
haddesehu Mus'ab'a rivayet eylemiş, söylemiş. Hem de Sabit ibn Ebi Katade, Sabit ibn Ebi Katade haddesehu, o da ona söylemiş ki enne Ebu Katade Katade kâle lehu, Sabit'e dedi ki İğtesil guslet bil cümet, cüme için guslet. Fekâle lehu, o da dedi ki Ebu Katade ya kad ihtesaltu lil cenabeti, cenabet için ben guslettim. Yani cenabet için guslettmiş ama o tekrar emrediyor ki cüme için de guslet. حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عبدة بنت أبي لبابة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة أن أباه سعيد بابسي عبد الرحمن بن أبزة كان يحدث abdestsiz olurdu بعدما يغتسل يوم الجمعة جمعة günü غسل ettikten sonra abdestsiz olurdu فيتوضأ abdest alırdı ve la يعيد الغسل غسله iade etmezdi. Öyleyse şimdi bunlardan gelen rivayetler ne yaptı? Teyit ve tekit ediyor ki bak cüm'e günü o gusül vacip değil. Yani abdest almakla da olur. Bunlarla delil getirdi Mu'ariz. Yani bazılarında gusül lazım gibi geldi. Evet. قِيلَ لَهُ O mu'terize denilir ki اَمَّا مَا رُوِيَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ Hazreti Ali'den rivayet ettiğiniz şey ki فَلَا دَلَالَةَ فِي عَلَى الْفَرْضِ Onda farziyet üzerine delalet yok. Sen bunları getirdin ama Hazreti Ali'nin hadisinde farz olduğuna dair delalet yok. لَنَّهُ لَمَّا قَالَ لَهُ زَازَنْ Hazreti Ali'ye zazan vaktaki dedi اِنَّمَا أَسْأَلُكَ عَنِ الْغُسُلِ لَذِي هُوَ الْغُسُلِ Ben o bir gusulden soruyorum ki o gusuldür. اَيِلْ لَذِي فِي اِصَابَتِهِ الْفَضْلُ Onun isabetinde o gusli yaparsa onda fazilet vardır. O gusli soruyorum. قال Hazreti Ali de buyurdu ki يَوْمَ الْجُمْعَ وَيَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ وَيَوْمَ عَرَفَ Öyleyse فَقَرَنَا بَعْدُ ذَارِكَ بِبَعْدُ Bunların birisini ötekine bazılarını mukarın kıldı. Fatir günü يَوْمِ فِطْرِ'de, يَوْمِ نَحْرِ'de, يَوْمِ عَرَفَ'de gusletmek vacip değil. Buna kimse kâil olmadı. Cüm'e günü de onlara mukarın kıldı. Öyleyse cüm'e gününün hükmü de öyle oldu. Yani fadilet için oldu. فَلَمَّا كَانَ مَا ذُكِرَ مَا غُسْلِ يَوْمِ الْجُمْعَةِ Vaktaki cüm'e gününün gusliyle zikredilenler oldu. لَيْسَ عَلَى الْفَرْضِ Farziyet üzerine değil. Cüm'e günüyle zikredilen gusuller fıtır, neher, arafa günleriydi. Bunlar farziyet üzerine değil. Buradaki gusuller. Öyleyse فَكَذَٰلِكَ غَسْلُ يَوْمِ الْجُمْعَةِ Cüm'e'nin gusli de böylece oldu. Bu da farziyet üzerine değil. İşte Hz. Ali radıyallahu anh'den rivayet edilen hadisin cevabı bu. وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ سَعْدِ Hazreti Sa'd ibn Ebi Vakkas'tan rivayet edilen kavle gelince o da neden? مِنْ قَوْلِ Hazreti Sa'd'ın kavlinden مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ مُسْلِمَنْ يَدَعُ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ Bu kavlinden zikredilene gelince bu kavlinde Hazreti Sa'd yukarıda geçtiği gibi buyuruyor ki مَا كُنْتُ أَرَى بَنْ görmen ki أَنَّ مُسْلِمَنْ bir adam يَدَعُ الْغُسْلَ غُسْلِ terk eder يَوْمَ الْجُمْعَةِ Cüm'e günü gusli terk eden bir Müslümanı görmem ben. Ne için? Eyni ma fihi o gusulde olduğu için minel fadlil kebiri büyük bir faziletten ve hıffeti meunetihi meşakkati az olmakla beraber büyük fazilet olduğundan ben o cüm'e günü gusli terk eden bir Müslümanı görmem. Yani yapmaması lazım. Terk etmemesi lazım. Burada da Hazreti Sa'd'den rivayet edilen bu neye delalet ediyor? Yani farz değildir de fadilettir. Ona delalet etti. وَمَّا مَا رُوِيَنْ عَبِي حُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ Hazreti Ebu Hureyre'den rivayet edilen kavle gelince o da مِنْ قَوْلِهِ Hazreti Ebu Hureyre'nin kavlinden ki حَقُّ اللّٰهِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ يَعْتَسِلُ فِي كُلِّ سَبْعَةِ اَيَّامٍ Bu kavline gelince ki manası حَقُّ اللّٰهِ Allah'ın hakkıdır. Vacibun vaciptir. Alâ kulli müslümin her bir müslümana yâtesilû gusleder fî kulli seb'ate eyyâm her yedi günde gusleder. Bu her müslüman üzerine Allah'ın hakkıdır, vaciptir. Burada fakat karene zâlik Hazreti Ebu Hureyre mukarın kıldı bunu bi kavlihi kendi kavline
وَلْيَمَسَّ طِيبًا اِنْ كَانَ لَاَهْلِهِ Eğer ehline varsa ondan da bir tıp alsın. Yani sürünsün, koku da sürünsün. Onu da ona mukarın kıldı, beraber zikreyledi. فَلَمْ يَكُنْ Halbuki olmadı nesisu tıbi kokuyu sürünmek alel farzi farziyet üzerine olmadı. Yani koku sürünmek farzdır da onun için sürüsün değil, yok. Fazilet için. Öyleyse فَكَذَٰلِكَ الْغُسُلْ Gusul de böylece. Gusul da farz olduğu için emredilmedi. Ya fazilet olduğu için. Yani 7 günde bir Müslüman gusletmeli, üzerini temizlemeli. Bu fazilet itibariyle. Yoksa hakikaten vaciptir manasına değil. Fakat semi'a Hazreti ki eşitti. Ebu Hureyre radıyallahu anh Ömer'e Hazreti Ömer eşitti ki yekulülü Osman'a radıyallahu anh Hazreti Osman'a dediğini eşitti ki mazikana biz yukarıda zikrettiğimiz dediği şeyi. Yani Hazreti Osman geldi. Bu hangi saattir sen geliyorsun? Yani geciktin. Dedi Hazreti Ömer. Hazreti Osman da ben ezan işittikten sonra yanınız abdest aldım. Dedi. O da dedi ki ya abdest söylüyorsun halbuki bize Resulullah Efendimiz cuma günü gusletmeyi emreylemiş idi. Sen şimdi gusletmemişsin de abdest almış gelmişsin. Bunu eşitti Hazreti Ebu Hureyre. وَلَمْ يَمُرْهُ Halbuki Hazreti Ömer Hazreti Osman'a emretmedi. Bir rücu ile ric'et et, git, guslet diye emretmedi. Bir Hazreti Ebu Hureyre'nin huzurunda. Ebu Hureyre de bu meseleyi orada görmüştü. Onun huzurunda olduydu. فَلَمْ يُنْكِرَ Ebu Hureyre inkar eylemedi. Zalike onun geriye dönmesini, emretmemesini Ali Hazreti Ömer'e inkar etmedi. Yani demedi ki ya Ömer ne yapıyorsun buna, niye emretmiyorsun ki gelsin, guslesinde gelsin. Hazreti Ebu Hureyre'nin huzurunda olduğu halde Hazreti Ömer emreylemedi gerisin geri gitmesini, Hazreti Ebu Hureyre de bunu inkar eylemedi. فَذَٰلِكَ اَيْذَا Bu da işte böylece delilün delildir ki عَلَى اَنَّهُ غُسُلْ اَنْدَهُ Hazreti Ebu Hureyre indinde kezalik farz için değildir, fadilet içindir. وَاَمَّا مَا رُوِيَنْ اَب۪ي قَتَادِتَ اَب۪ي قَتَادِتَ'den rivayet edilen esere gelince o da neden مِمَّا زَكَرِنَا عَنْهُ biz Ebu Katade'den zikreylediğimiz şeyden fizarik bu mesele hakkında ki ne dedi? Guslet dedi. فَهَوَ اِرَادَةٌ مِنْهُ Bu Ebu Katade'den bir iradedir. مِنْهُ Ebu Katade'den ne için? لِلْقَسْتِ بِالْغُسْلِ اِلَى الْجُمْعَةِ لِلْقَسْتِ لِلْغُسْلِ غُسْلِ قَسْت için اِلَى الْجُمْعَةِ cümaya yani cümaya cüma namazı için gusletmeyi kastederek ondan bir irade oldu. Ne için murad edildi? لِيْسَابَةِ الْفَضْلِ فِي ذَلِكِ Bu mesele hakkında fadilete isabet için. Yani cüm'e günü için guslet, bunun fadiletini alasın. وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ اَبْزَى عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ اَبْزَى'dan da rivayet eyledik. خِلَافَ ذَلِكِ Bunun hilafını ki Abdurrahman ibn-i Ebza abdestsiz olurdu ve gusli iade etmezden giderdi. Şimdi burada da diyor ki Ebu Katade get guslit yani cüm'e namazına gusülle git. Dedi ki o fehve iradetun minhu. Bu Ebu Katade'den bir iradedir. Lil kasti bil gusle gusle kasti kasti için iler cüm'eti cüm'e yani cüm'e guslit de guslen cüm'e git. Ama Abdurrahman ibn-i Ebza'dan da bunun hilafı rivayet edildi ki guslederdi. Ondan sonra abdestsiz olurdu. Abdestini tazelerde o ziyade etmez giderdi. Demek ki o da caiz, o da caiz. Ve cemi'u ma beyyennâhu bizim beyan ettiğimiz şeyin cemisi fi hadel bab bu babda bu kavlu Ebi Hanifete ve Ebi Yusuf ve Muhammedin rahmetullahi teala. Bu üç imamın kavli de budur. Eyyime-i selaseden ve cumhurdan da meşhur olan kavli de budur. Bunların fikirleri de budur. Vallahu Teala a'lem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.